أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أبو عبيدة بن الجراح وحجام الصحابة اسمي حضرت أبو عبيدة عامر aslında ismi Amir'dir. Ebu Ubeyde onun künyesidir. İsmi Amir'dir. Binu Abdullah. Abdullah'ın oğludur. Abdullah da Binu El Cerrah. Cerrah'ın oğludur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili, bu sahabeyle ilgili likulli ümmetin emin. Her ümmetin, her bir peygamberin ümmetinin bir emini var. Ve eminu hazihil ümme, bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde. Çok büyük bir övgüdür. Ve bu ümmetin emini de Hazreti Ebu Ubeyde'dir. Bu sözü söyleyen Muhammedun Resulullah, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kâne vadî'el vecihî, mübarek, güzel yüzlü, behiyyet tal'atî, güzel ve sevimli bir yüze sahipti. Nahîdel cismî, zayıf bedenli, tavîdel kâme, boyu uzun, hafifel aribeyn, uzun boylu ve ince yüzlüydü. Tertahul aynu limerahu, göz onu gördüğü zaman rahatlıyordu. Vatanusun nefsu liluhiyahu, canlar onunla karşılaşmak için ünsiyet kuruyordu. Ve etmeinnu ile ilfuadu, kalpler de onunla karşılaşınca onlara güven veriyor ve yakınlık hissediyordu. Ve kâne ile zâlike, bununla beraber de rakikal haşiyeti, yani kibar, cemmet tevadu'i, alçak gönüllü, şedidel hayai, çok utangaç, lakinnehu, ama yine bunlarla beraber kâne izâ hazebel emru, eğer ciddi bir durum varsa, veceddel ciddu yahdu keennehu leysu adiyen, ciddi konularda adeta sanki bir aslan gibiydi. Ne yapardı? Kükreyiverirdi. فَهُوَ يُجْبِهُ نَصْلَ السَّيْفِ رَوْنَقًا وَبَهَاقًا وَيَحْكِيهِ حِدَّةً وَمَدَاءً. Ve mübarek, yani kılıç gibi parlak, bir taraftan da kılıç gibi keskinliği. Bu anlattığımız sahabe bir taraftan kılıç gibi parlak, bir taraftan da kılıç gibi neydi? Keskinliği. Zarafet ve ihtişam bakımından kılıcın ağzına benzer. Zalikum, bu anlattığımız vasıflar, huve eminu ümmeti Muhammed, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin eminidir. İsmi Amir bin Abdullah, Abdullah'ın oğlu. Abdullah da bin El Cerrah, Cerrah'ın oğlu. El Fihriyyu El Kureyşiyyu, mübarek Kureyşliydi. El Mukenne künyesi, lakabı bi Ebi Ubeyde, Ebu Ubeyde'ydi. Naatehu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüme, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah bu şekilde onu vasfediyordu ki, diyordu ki selasetun min Kureyş'in, Kureyş sülalesinde üç kişi var ki azbahun nasi vucuhen, insanlar arasında en parlak yüzlü ve ahsenu ahlakan, en güzel ahlaklı ve ezbet ve hayaen, en hayalı kişiler, üç kişi var. İn haddesu, ki bu üç kişi seninle konuşsa lem yekzibuk, sana yalan söylemezler. Ve in haddestun, sen onlarla konuşursan lem yekzibuk, seni yalanlamazlar. Kimdir bu üç kişi? Ebu Bekir as-Siddiq radıyallahu anhu, Osman bin Affan radıyallahu anhu, bir de anlattığı hocamız sahabe Hazreti Ebu Ubeyde bin el-Cerrah. Kâne Ebu Ubeyde min es-sâbiqîn el-evvelîn ilâ'l-İslâm, İslam'a ilk girenlerdendi Hazreti Ebu Ubeyde. Fakat esleme fil yevmi tâli li İslâmi Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın Müslüman olduğu günün ertesi günü Müslüman olmuş. Ve kâne İslâmuhu alâ yedi Sıddık nefsihi, ve İslam'a vesile olan da Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh olmuş. فَمَدَى بِهِ Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ebu Ubeyde'yi, bir de Ebu Abdurrahman bin Avf, Abdurrahman bin Avf'u, bir de Osman bin Mazun, bu üç, bir de Ebu Erkam bin Ebu Erkam,
El-Arkam radıyallahu anh, bu dört kişini ilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e götürüyor. Fe'alenu beyne yedihi kelimetel hak, şehadeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda İslamiyet'i ilan ediyorlar. Fekânu el-kavâidel ûle letî ukîme alihâ serhul İslam'ın azim. Yani İslam dininin temelini oluşturan ilklerdendirler. Yani malum ilk Müslüman olan Hazreti Hatice annemizdir. Çocuklardan Hazreti Ali radıyallahu anh'dır. Erkeklerden de Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın. Bu da onun ertesi günü olmuş. Yani arada bir gün var. Aşe Ebu Ubeyde tecrübetel müslüminel kasiyeti fi Mekke'te munzu bidayetihe ile nihayetihe. Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh'u Müslümanların Mekke mükerremede o zorluklarını başından sonuna kadar hepsini yaşadı. Çünkü başlardan olduğu için ne eziyet varsa hepsini gördü. وَعَانَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ السَّابِخِينَ مِنْ عُنُفِهَا وَدَرَوَتِهَا وَأَلَمِهَا وَحَزَانِهَا مَا لَمْ يُعَانِهِ اَتْبَعُ دِينٍ عَلَى زَهْرِ الْاَرْضِ. Yani yeryüzünde hiçbir dinin mensupları yaşayamayacağı elem, hüzün, zorluk, şiddet, sıkıntıyı Müslümanlarla beraber yaşadı. وَصَدَقَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فِي كُلِّ مُوْقِفِ. Ve her alanda Hazreti Allah'ı ve Resulullah'ı yaptı, doğruladı. Lakin ne mihnete Ebu Ubeyde yevme Bedrin, ama Bedir günü, hicretten sonra Bedir savaşı olduğu zaman öyle bir zorluk çekti ki Hazreti Ebu Ubeyde. Fakat fi unifihe husbanel hasibin, yani hesap edenlerin hesaplayamayacağı. Ve tecavezet hayalel mutehayyilin, hayal edeceklerin hayalına aşan bir derde, bir imtihana duçar oldu. İntalaka Ebu Ubeyde yevme Bedrin yesulu beyne sufufi sevlete men la yehabur reda. Hazreti Ebu Ubeyde Bedir günü, Bedir savaşında pehlivandı. Kafirler arasında saf saf dolaşır. Hiç kimseden korkmaz bir şekilde saldırdı. Fehabuhul müşrikun. Müşrikler ondan korktular. Ve yeculu cevlete men la yahzurul mevt. Ölümde korkmayan bir şahsiyeti vardı. Fahazirahu fursanu Kureyş'in. Kureyş'in atlıları bile ondan çekindiler. Ve cealu yetenahavne anhu külle mevacehu. Kim onunla karşılaşırsa gönlü çevirirdi. Onunla savaşmak istemezdi yani. Yerli olsun, atlı olsun. Mübarek sahabeden kaçıyordu. Lakin raculan vahide minhum, sadece kafirlerden birisi. Ceale yebruzu ile Ebu Ubeyde fi kulli itticayin. Her yönde onun karşısına çıkıyordu. Fekene Ebu Ubeyde yeteharrafu an tarihihi ve yetehaşe liqahu. Sahabe Hazreti Ebu Ubeyde ondan, bu adamdan kaçar ve onu gördüğü zaman yolunu değiştirirdi. Yani kafirler hepsi Hazreti Ebu Ubeyde ile karşılaşmak istemezken, yön çevirirken onlar arasında birisi özellikle ona hücum eder, onu arar, bulduğu zaman sahabe ondan kaçardı. وَلَجَ الرَّجُلُ فِي الْهُجُومِ. Bu adam, bu sahabenin Hazreti Ubeyde'nin karşısına çıkmak için ısrarladı. وَاَكْسَرَ اَبُوْ عَبَيْدَ مِنَ التَّنَحِي. Hazreti Ebu Ubeyde çokça ondan kaçmaya çalıştı. اَمَا وَسَدَّ الرَّجُلُ عَلَى اَبُوْ عَبَيْدَ الْمَسَالِكِ. Bütün yolları adam kapattı, bu kafir adam. وَوَقَفَ حَائِلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِتَالِ عَدَيِ اللّٰهِ. Ve bu adam, bu sahabe ile kafirler arasında bir örtü, bir duvar gibi oldu. Yani bu Müslümanın sahabenin kafirlerle savaşabilmesi için bu adamı yok etmesi gerekiyordu. فَلَمَّ دَاقَ بِهِ زَرْعًا. Artık Hazreti Ebu Ubeyde'yi sabrı artık daraldı. Onunla savaşmak mecburiyetinde kaldı. Darbe rasu bisseyfi darbeten, onun başına kılıçla bir tane vurdu. Falakat hametuhu falkatin, ikiye ayırdı onu. Fakar raculu sari'an beyni yedihi, adam onun, kafir onun ayakları dibine yere düştü. La tuhavil eyyuhel qari'ul kerim, ey okuyucu, ey bu hayatı dinleyen, en tuhammine men yekunu raculu sari'. Bu ölen kafirin kim olduğunu tahmin etme. Ama قلت لك, ben sana demedim mi, inne unfe tecrübeti fâkı husbânel hasibin, yani hasap edeceklerin tahminlerini
zorda bırakan, vecavize hayal mutahayyilin, hayal edeceklerin hayalini aşan bir durum yaşadı Hazreti Ebu Ubeyde Bedir Savaşı'nda. وَلَقَدْ يَسَدَّ عُرَاسُكَ اِذَا عَرَفْتَ اَنْدَ رَجُلَ اَسْتَارِيهِ Bu düşen adamın kim olduğunu bilsen başına ağrılar girecek. Çünkü bu düşen adam hu Abdullah bin el-Cerrah. Abdullah da Cerrah'ın oğlu Abdullah. Yani Velidü Ebu Ubeyde, Hazreti Ebu Ubeyde'nin öz babasıydı. Evet, yani büyük bir imtihan. Babası özellikle oğlunu öldürmek için benden habersiz, benden izinsiz niye Müslüman oldun gibi bütün savaşta Müslümanlarla değil, sırf oğluyla savaşmak için oğlunu aradı. Her yönde oğlu da ondan kaçtı. Yol bulamayınca savaşmak durumunda kaldı ve öz babasını öldürmüş oldu. Tabi babasını öldürmedi aslında. Lem yaktul Ebu Ubeyde ebehu. Ebu Ubeyde radıyallahu anh babasını değil. Ve inneme katre şirke fi şahsi ebihi. Babasındaki şahsiyetindeki şirki öldürdü. Yani oğluyla babası arasında herhangi bir sıkıntı yoktu. Alacak verecek meselesi, başka bir sıkıntı yoktu. Oğlu Müslümandı, babası müşrikti. Ve Hazreti Ebu Ubeyde'nin saldırdığı o şirke saldırdı. Fezâ Allah subhanahu fi şâni Ebu Ubeyde ve şâni ebihi Kur'ânen fekâle alet kelimetuhu. Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazreti Ebu Ubeyde ile babasıyla ilgili ayet indirdi. La tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahir yu'adduna men hadallaha ve rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Yani malen birisi Allah'a ve peygambere iman ediyorsa, o Allah'a ve Resulullah'a savaş açan Allah'a ve ahiret gününe iman eden birisi, eğer iman ediyorsa Allah'a savaş açan birisini sevemez. Bu وَلَوْكَانُ اَبَهُمْ babaları da olsa. Yani bir taraftan çocuk Allah'a ve ahiret gününe iman edecek. Bir taraftan ise اَبَهُمْ onun babası Allah'a ve Resulullah'a düşman olacak. Ve bu çocuk onları sevecek, böyle bir şey olamaz. اَوْ اَبْنَاهُمْ وَهْتَ çocuklarını seve, eğer çocukları kafir ise. اَوْ اِخْوَانَهُمْ وَهْتَ kardeşleri kafir ise. اَوْ عَشِرَتُهُمْ وَهْتَ aşireti topluluğum. Yani böyle bir şey olamaz. لَا تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ahirete ve Allah'a iman ediyor. Ama bir taraftan da يُؤَدُّونَ sevecek. Kimi sevecek? Böyle bir şey olamaz. Sevemez. Kimi? مَنْ حَادَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'ı ve Resulullah'a düşmanlık yapan. وَلَوْ كَانُوا Bu düşmanlık yapanlar bu Müslümanın ebehum babası da olsa, ebnehum çocukları da olsa, akbanehum kardeşleri de olsa, aşiretum aşireti de olsa öyle bir şey olamaz. Ulaike ketebe fi kulubihimul iman. İşte Allah Teala böyle kişilerin, bu Müslümanların kalplerine imanı ne yapmıştır, yerleştirmiştir. Ve ayyedehum bir ruhun minhu. Onları kendi katında bir ruh ile teyit etmiştir. وَيُدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ Altından nehirler akan cennetlere girdirecektir. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Orada ebedi kalacaklar. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ O Müslümanlar Allah'tan razı olacaklar. Yani Allah öyle verecek ki o Allah'ın verdiğinden rıza gösterecekler. وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Allah onlardan razı olacak. وَرَضُوا عَنْهُ Onlar da Allah'tan razı olacaklar. Ulaik işte bu şahsiyetler Hizbullah, Allah'ın askerleridir. Ele uyanık olun, dikkat edin. İnne Hizbullah, Allah'ın askeri, humul muflihun, felaha, kurtuluşa erecekler onlardı. Evet, mübarek lehine de böyle bir ayet inmiştir. Lem yekun zâlike acîben min Ubeyde. Bu acib bir şey değildi. Fakat belâge min kuvveti imânihi billâhi ve nusuhi li dînihi. ولمات على أمة محمد مبلغا تمحت إليه نفوس كبيرة عند الله. Yani Allah katında öyle imanı kuvvetli Müslümanlar arasında nasihat eden peygamber ümmeti arasında emin öyle bir dereceye ulaştı ki Allah katında büyük bir derece, herkesin arzu ettiği bir dereceye ulaştı. Haddese Muhammed bin Cafer, Muhammed bin Cafer anlatıyor. Diyor ki kadime vagdu minen nasara, Hristiyanlardan bir topluluk geldi.
Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda. Fakalu dediler ki, ya Ebul Kasım, ey Ebul Kasım, Peygamber'in künyesidir. İb'as ma'ana raculen min ashabik, senin sahabelerden, arkadaşlarından bize birisini gönder. Tardahu lene, yani bizim için seçeceğin, razı olacağın. Bu göndereceği şahıs da liyahkum beynine fi eşyai min emvan ihtilafne fiyine, aramızda ihtilafa düştüğümüz bir mal davası var. O bizim aramızda hakemlik yapacak. Senin bize uygun göreceğin, rıza göstereceğin birisini gönder. Evet, işte Hristiyanlar da kendi aralarındaki meselede Hazreti Peygamber'i, demek ki onları köylerinde belki bir arsa gibi bir mesele varsa, direkt bir Hazreti Peygamber değil de olay yerine gelsin diye peygamberin bir adamını istediler. فَاِنَّكُمْ عِنْدَنَا مَعْشَرَ الْمُسْلِم۪ينَ وَرْدِيُّونَ, siz Müslüman olarak bizim yanımızda sözü geçen kişilersiniz. Sizin hakemliğinize güveniyoruz. İşte böyle bize güvenecek bir adam bize gönder ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan istediler. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُونِ الْعَشِيَّةِ, bana akşam gelin. أَبْعَثُوا مَعَكُمْ الْقَوِيُّ الْأَمِينِ, yani yarın ertesi gün gelin. Ben size kavi bir de emin birisini göndereceğim. Kale Ömer bin Hattab, Hazreti Ömer radıyallahu anh, o da oradaymış. يُفْرَحْتُ اِلَى صَلَاتُ الزُّهْرِ مُبَكَّرًا, erken öğle namazına gittim. Erken öğle namazına gittim. وَاَيْنِ مَا حَبَبْتُ الْاِمَارَةَ حُبِّ اِيَّهَ يَوْمَ اِذْنِ رَجَعَنَا نِكُنَّ صَحِبَ هَذَا النَّعْتِ, bu vasıflara mazhar olmak için, hangi vasıf? قَوِي بِدْ اَم۪ينَ, bu vasıflara mazhar olmak için Hazreti Peygamber belki de beni gönderir umuduyla erkenden öğle namazına gittim. فَلَمَّ سَنَا نَب۪ينَ رَسُولَهُ سَلَّمْ اَزُّورَ, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bize öğle namazını kıldırdıktan sonra, جَعَلَ يَنْزُرُ عَنْ يَم۪ينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ, sağına soluna bakmaya başladı. Yani göndereceği şahsa bakıyor. فَجَعَلْتُ اَتَاوَرْ لَهُ لِيَرَانِ, ben de erkenden gitmişim. Namazdan sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sağa sola bakınca ben de kendimi uzatıyor ki hani Peygamber beni görsün, belki beni çağırır. فَلَمْ يَزَلْ يُخَلِّبُ بَسَلْهُ ف۪ينَ, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yine bakışlarını sağa sola döndürdü. حَتَّى رَا اَبُ عُبَيْدَ بِنَ الْجَرَّاهِ, ta ki onu görünceye kadar. فَدَعَهُ, onu çağırdı. فَقَالَ, dedi ki ona, اُخْرُجْ مَعَهُمْ, bu Hristiyanlarla beraber git. فَقْدِ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ فِي مَخْتَلَفُ ف۪يهِ, arada düşmüş oldukları ihtilafta hak ile onları, Allah'ın arasında hükmet, onların meselesini hallet. فَقُلْتُ حَزَتِ اُمَرْلَهُ, diyor, dedim ki, ذَهَبَ بِهَا اَبُوْ عَبَيْدَ, bu güzel iki vasfı Ebu Ubeyde aldı gitti. Yani Peygamber'in bu mazharına Hazreti Ebu Ubeyde nasip oldu. وَلَمْ يَكُنْ اَبُوْ عَبَيْدَ اَم۪ينًا فَحَزْبُ, Hazreti Ebu Ubeyde sadece tek değil, yani bunun dışında başka özellikleri de vardı. وَاِنَّمَ كَانَ يَجْمَعُ الْقُوَّةَ اِلَى الْاَمَانَةِ, emanet yanında ayrıca kuvveti de, gücü de vardı. وَقَدْ بَرَزَتْ هَذِي الْقُوَّةُ فِي اَكْسِرِ مَوَاتٍ, ve bu çok sefer, çok yerlerde bu kuvveti ortaya çıkmış ve göstermiştir. Nerede? Bir tanesi, بَرَزَتْ يَوْمَ بَعَسَ الرَّسُولُ صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ لِيَتَلَقَّوْا عِيْرًا لِقُرَيْشِ, hani konuşmuştuk, 8 kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye mükerreme doğru o Kureyşleri takip etmek için göndermişti. وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَبَا عُبَيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَعَنْهُ, Allah onlardan razı olsun, onların başına da Ebu Ubeyde'yi tayin etmişti. وَزَوَّدَهُمْ جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ, ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temr, hurma azık vermişti. زَوَّدَهُمْ, azıklamıştı onları, biraz azıcık hurma. لَمْ يَجِدْ لَهُمْ غَيْرًا, ve ondan başka verecek bir şeyi de yoktur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında. فَكَانَ أَبُوْ عَبَيْدَ يُعْتِ الرَّجُولَ مِنْ أَصْحَابِهِ كُلَّ يَوْمْ مِنْ تَمْرَةً, Hazreti Ebu Ubeyde o 8 kişiye her gün kişi başı bir tane hurma veriyordu. Bizim bildiğimiz bir tane hurma. فَيَمُسُّهَا الْوَاحِدُ مِنْهُمْ كَمَا يَمُسُّ السَّبِيُّ دَرْعَ أُمِّهِ, çocuk
annesinden süt emdiği gibi o 8 tane sahabe de o hurmayı emiyorlardı, yemiyorlardı. Emiyorlardı. Sümme yeşrebu aleyhe ma'en, sonra üzerine su içiyorlardı. Fekâne tekfîhi yevmehu ilel-leyl, o gün akşama kadar onunla idare ediyordu, onlara yetiyordu. Ve fî yevmi Uhud, bu onlardan bir tanesi. Ve fî yevmi Uhud, Uhud gününde de hîne huzimel muslimûn, Müslümanlar hezimete uğradı. Hani malum Hazreti Hamza radıyallahu anh şehit oldu. Ve tefika sâihul müşrikîn yunâdî, kafirlerden bazıları ata sesleniyordu. Dulluni ala Muhammed. Yani bana yani haşa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gösterin ki onu öldüreyim. Dulluni ala Muhammed. Bana Muhammed'i kafir öl diyordu. Çünkü Müslümanlar büyük bir hezimete uğradı. O okçular tepeden ayrıldığı vakit. O zaman da Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh hücum etti. Kafirler safındaydı o zaman. Kâne Ebu Ubeyde ahaden nefer. El-aşratil lezîne ahâtu bir Resûl sallallahu aleyhi ve sellem liyezûdû anhu bisudûrihim rimâhal müşrikîn. O gün kafirler öyle bir bastırdı ki Müslümanların üzerine, Müslümanlara yer dar oldu. Herkes bir tarafa kaçıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında sadece 10 kişi kaldı. O 10 kişi çok önemliydi. O 10 kişiden bir tanesi de işte Hazreti Ebu Ubeyde'ydi. Öyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i onlar kuşattılar. لِيَزُودُ عَنْهُ بِسُدُورِهِمْ, göğüsleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i müdafaa etsinler. Neyden? رِمَاحَ الْمُشْرِكِينَ, müşriklerin mızraklarından. فَلَمَّا اِنْتَهَتِ الْمَعَرَكَةُ, savaş bittiği zaman كَانَ الرَّسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem قَدْ كُسِرَتْ رُبَعِيَّتُهُ, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek dişi kırılmıştı. وَشُجَّ جَبِينُهُ, alnında yaralar oluşmuştu. Yani başındaki miğfer almış olduğu darbelerle mübareğin yanaklarına girmişti. وَخَارَتْ فِي مَجْنَتِهِ حَلْقَتَانِ مِنْ حَلْقَةِ دِرْعِهِ, ve o zırhından olan iki tane halka Peygamberimizin vücuduna girmişti. Yani o halkalar, iki tane halka girmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem'den kanlar akıyordu. فَغْبَ الْعَلِيْهِ سِدِّيُّهُ يُرِيدُ اُنْتِزَعَهُمَا مِنْ وَجْنَتِهِ, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh yöneldi ki o iki tane halkayı çıkarsın. فَقَالَ لَهُ أَبُوْ عُبَيْدَ, Ebu Ubeyde ona dedi ki اُخْسِمُ عَلَيْكَ, sana Allah adına yemine veriyorum. اَنْ تَتْرُكَ ذَٰلِكَ لِي, bırak bunu ben yapayım. Yani ben o iki tane halkayı çıkarayım. فَتَرَكَهُ, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh onu bıraktı. فَخَشِيَ أَبُوْ عُبَيْدَ, Hazreti Ebu Ubeyde korktu. اِنْ اِخْتَلَعْهُمَ بِيَدِهِ, eğer elleriyle o iki tane halkayı koparsa اَنْ يُعْلِمَ رَسُولَهُ sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i incitebilir. فَعَدَّ عَلَى اَوْلَاهُمَ بِسَنِيَّتِهِ, o halkalardan bir tanesini ön dişiyle bastırarak o halkayı çıkardı. عَدَّنْ قَوِيًّا مُحْكَمًا, güçlü bir şekilde ısırdı. فَاسْتَخْرَجَهَا, o halkadan bir tanesini çıkardı. Ama وَوَقَعَتْ سَنِيَّتُهُ, onun da o dişi koptu. Hazreti Ebu Ubeyde'nin. ثُمَّ عَدَّ عَلَى الْاُخْرَى, sonra ikinci halkayı çıkarmak istedi. بِسَنِيَّتِ السَّنِيَّتِ, ikinci ön dişiyle. فَاخْتَلَاهَا, o ikinci halkayı da kopardı. Ama فَسَقَتَ السَّنِيَّتُ السَّنِيَّ, onun ikinci dişi de, o da düştü. قَالَ أَبُو بَكْرِ, Hazreti Ebu Bekir Allah'ın dedi ki فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ هَتَمًا, Hazreti Ebu Ubeyde ön dişi kopanların en güzeli, en yakışıklısıydı. Yani normalde ön dişi kopanlar ne olur? Biraz çirkin gibi onları da sırıtır. Ama sanki onlardan nur geliyormuş gibi en güzel bir şekilde Hazreti Ebu Ubeyde yakışmıştı. لَقَدْ شَهِدَ أَبُو عُبَيْدَ مَا رَسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مُنْزُ صَاحِبَهُ اِلَى اَنْ وَفَاهُ الْيَقِينَ, Hazreti Ebu Ubeyde ilk günden beri ta ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatına kadar bütün her şeyi ne yaptı? Her şeyi karşılaşmıştı. Malum Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın ertesi günü Müslüman olmuştu. Yani Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın zaten Müslüman olan ilk erkektir. Ve ertesi günü Hazreti Ebu Ubeyde'yi
ve yanında Hazreti Ebu Ubeyde ile beraber de Abdurrahman bin Avfu, Osman bin Mazun'u, Erkam bin Erkam'ı alıp Resulullah Aleyhisselam'ın yanına götürdü ve Müslüman oldular. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile beraber ilk baştan sonuna kadar, Peygamberin vefatına kadar bütün savaşlara, bütün her şeye tanıklık etmiş. فَلَمَّ كَانَ يَوْمُ السَّخِيفَ Sakife günü, Sakife günü nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile vefat ettiği zaman sonra kim olacak diye onun bir münazarası, bir müzakeresi yaptılar. Hazreti Peygamber'den sonra Müslümanların başında kim olsun? Hatta bazı dediler ki ensarlardan bir tanesi olsun, muhacirlerden bir tanesi olsun ama kabul görmedi bu. Dediler ki Müslümanların sadece bir tane başkanı olur. Yani dünyadaki İslam ademinin hepsinin sadece bir başkanı, iki başkanı olmaz. İşte o gün, o sakife günü Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh'u Ebu Ubeyde'ye dedi ki, daha Hazreti Ebubekir Sıddık seçilmemiş yani. Konuşuyorlar kim seçilsin diye. Hazreti Ömer dedi ki "Ubsut yedeke Ubeyyake, elini uzat sana biat edeyim." Hazreti Ömer bunu kime diyor? Hazreti Ebu Ubeyde'ye diyor. Niçin diyor? Diyor fe inni semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul, çünkü diyor ki ben işittim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne li kulli ummetin emin. Eminen, her ümmetin bir emini var, güvenlicisi var. Ve ente eminu hazil umme ey Ebu Ubeyde, sen de bu ümmetin eminisin. Peygamberden bunu duyduğum için diyor ki ona uzat elini sana biat edeyim. Fakala Ebu Ubeyde, Ebu Ubeyde Hazreti Ömer'den böyle deyince ona dedi ki ben kuntu li takaddeme beyne yede reculin, ben böyle bir adamın önüne geçemem. Bu adam ki Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tır radıyallahu anh. Emerhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yu'emmine fis salati. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamlık yapsın diye bize onun ismini verdi. Fe'emenne hatta met. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar Hazreti Ebu Bekir Sıddık Allah'ın namazı kıldırıyor. Hatta deniliyor ki bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh namaz kıldırıyor. O da Hazreti Peygamberimiz odada ses geliyor. Diyor Allah razı gelmez diyor. Hazreti Ebubekir'in olduğu yerde başkasının namaz kıldırması diyor razı gelmez diyor. Ve Ebu Ubeyde de diyor ki ben böyle bir şey yapamam. Bizim başımızda Hazreti Ebubekir var, ona takdim ediyor. Sonra bu ya ba'de zelike li Ebubekir Sıddık. Sonra Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh biat ediyor. Fekene Ebu Ubeyde hayra nasihin lehu fil hakki. Hak yolunda ona nasihat veriyordu Ebu Ubeyde Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. وَاَكْرَمَ مِعْوَانِ اللّٰهُ عَلْ خَيْرِ وَخَيْرِ işlerde de ona yardımcı oluyordu. ثُمَّ اَحِدَ اَبُوْ بَكْرٍ بِالْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِ اِذَا الْفَارُخِ Sonra hilafet Hazreti Ebu Bekir adlandı, sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh geçti. فَدَانَ لَهَ اَبُوْ عُبَيْدَ بِالْطَاعَ Ebu Ubeyde yine ona itaat ile, Hazreti Ömer Allah'a itaat ile yaklaştı. وَلَمْ يَعْسِهِ فِي اَمْرٍ ve hiçbir konuda ona isyan etmedi. اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً sadece bir sefer. Sadece bir sefer Hazreti Ömer'in sözünü dinlemedi. Müsaade istedi. فَهَلْ تَدِلِمَ الْاَمْرُ الَّذِي عَسَى فِي اَبُوْ عَبَيْدَ اَمَا الْاَمِيرَ خَلِفَةَ الْمُسْلِمِينَ Bilir misin hangi konuda Hazreti Ebu Ubeyde Müslümanların halifesine isyan ettiği? Bunu açıklayacak. لَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ حِينَ كَانَ اَبُوْ عَبَيْدُ الْجَرَّحِ فِي بِلَادِ الشَّمْ Hazreti Ebu Ubeyde Şam beldesinde يَقُودُ جُيُوشَ الْمُسْلِم۪ينَ ve Müslümanların ordusunda başkanlık yapıyordu. مِنْ نَصْرٍ اِلَى نَصْرٍ bir zaferden zafere koşuyordu. حَتَّ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْدِهِ الْدِيَارِ الشَّامِيَةِ كُلِّهَا Şam bölgesi şu anki dört bölge, dört devletten oluşuyor. Yani Ürdün, Suriye, o dört devletten oluşuyor. Hazreti Ebu Beyde'nin komutanlığında zaferden zafere gidiyordu ve hepsini fethetti. فَبَلَقَ الْفُرَاتُ شَرْقًا Doğuda ta Fırat Nehri'ne kadar ulaştı İslam ordusu. وَاَسْيَا سُغْرَ شَمَالًا Kuzeyde ise ta Kutuk Asya'ya kadar ulaştı. اِنْدَ ذَلِكَ دَهَمَا بِلَادِ الشَّمْ تَعُونَ Bu esnada bu Şam diyarında veba hastalığı çıktı. مَا عَرَفَ النَّاسُ مِسْلَهُ قَدُّ Onun benzeri görülmemiş bir veba hastalığı. فَجَعَلَ يَحْسُدُ النَّاسَ حَزْدًا Bu veba insanları ekip biçiyordu. O kadar ki çok Müslüman, çok kişi şehit oldu.
فما كان من عمر الخطاب Hazreti Ömer Lanhu orada bir veba hastanın çıktığını öğrenince illa vecehe Resulun ile Ebu Ubeyde hemen direktmen bir elçi gönderdi. Bir risaletin elçiyle bir mektup yekulu fiha mektupta şu yazılıydı. İnni bedet li ileyke hace la gine li anke fiha. Benim sana bir ihtiyacım düştü. Hazreti Ömer Lanhu mektupta Ebu Ubeyde'ye diyor radıyallahu anh. Benim sana bir ihtiyacım düştü ve sensiz olmaz. Fe in eteke kitabi leylen, eğer bu mektubum sana akşam ulaşırsa fe inni azimu aleyk, yani seni Allah'a yemin veriyorum ki ella tusbiha, sabaha bekleme. Hatta terkebe ileyhi, hem akşam o mektup gelir gelmez yola çık. Ve in eteke neharan, eğer gündüz sana mektubun gelirse fe inni azimu aleyk, yine seni Allah'a yemin ediyorum ki, ısrar ediyorum yani, ella tumsiye, akşamı bekleme, hemen sabah hatta terki meleğe bize çık gel. Felemme ahaz Ebu Ubeyde kitaben Faruk, Hazreti Ebu Ubeyde radiyallahu anh'u, Ömer Faruk radiyallahu anh'un mesajını alınca, kale dedi ki, kad alimtu hacete emiril mu'minin ileyye, yani emiril mu'minin Hazreti Ömer radiyallahu anh'un bana ne konuda ihtiyaç olduğunu anladım. Aslında ihtiyacı yok. Yani beni bu vebadan kurtarmak istiyor. فَهُوَ يُرِيدُ Hazreti Ömer istiyor ki اَنْ يَسْتَبْخِيَ مَنْ لَيْسَ بِبَاخِمْ, yani dünyada baki olmayacak birisini baki bırakmak istiyor. Yani ben fani birisiyim. Ben buradan da çıksam yine benim sonum fenadır. Yani ben baki kalacak değilim. ثُمَّ كَتَبَ اِلَيْهِ, sonra o da ona bir mektup yazdı. Mektupta şu yazılıydı. يَا اَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ İnni kad araftu hacetek ileyye, benim ne konuda ihtiyacın olduğunu anladım. Ve inni fi cundi minel muslimin, ben şu an Müslümanlarla beraber ordudayım. Ve la ecidu bi nefsi rağbeten anillezi yusibuhum, onlara ne isabet edecekse ben kendimi onlardan uzak tutamam. Yani onlara ne gelecekse bana da gelsin. Ve la uridu firakahum, onlardan ayrılmak da istemiyorum. Hatta yehdiyallahu fiyye ve fihim emrah, ta ki Allah-u Teala benim ile onlarla ilgili hükmünü verince kadar. فَاِذَا اَتَاكَ كِتَابِ هَذَا, benim bu mektubum sana ulaştığı zaman فَحَلِّنِّ, beni halal et bir azmike, yani o yeminden ısrarından وَاَذِنْ bil baka, ve kalmam için bana müsaade et, izin istediğini dedi, ben yani gelmeyeyim. فَلَمَّ خَرَ عُمَرَ الْكِتَابِ, Hazreti Ömer'in mektubu okunca beke hatta فَادَتْ عَيْنَهُ, gözleri yaşadı, ağlamaya başladı. فَقَالَ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ, onun yanındaki Hazreti Ömer'in yanındakiler dediler ki şiddeti merahu bir mükey, o kadar ağladığını görünce dediler ki emet Ebu Ubeyde ya müminin, Hazreti Ebu Ubeyde'nin ölüm haberi mi geldi? Fekale la, Hazreti Ömer dedi ki yok, velakin del mota minhu karib, ama ölmesi yakın, tahmin etti yani, çünkü müthiş bir veba hastalığı vardı. Ve lem yekzib zannul Faruk, Hazreti Ömer Faruk'un tahmini yanılmadı. İzemele be Selam ise Ebu Ubeyde, fazla zaman geçmedi. En usibe bitta'un, veba hastalığına yakalandı komutan Hazreti Ebu Ubeyde. Felemme hadratul vefatu, vefat vakti yaklaştığı zaman Havsa cündehu, ordusuna vasiyet etti. Fakal dedi ki inni musikum bi vasiyetin, size bir vasiyet veriyorum. İn kabiltumuhe, kabul etseniz len tezalu bi hayr, sürekli hayırda kalırsınız. Hayırdan ayrılmazsınız. Akimus salah, namazlarınızı kılın. Ve atuz zekeh, zekatınızı verin. وصوموا شهر رمضان رمضان وجنتتون وتصدقوا صدقة فرن وحجوا حج أدن واعتمروا عمر يفن وتواسوا بالبنزة خير وصية أدن وانصحوا لأمارا يكون وأمين لنزة بشخان لنزة نصحات أدن إتاعات أدن ولا تخشوهم والله ألدت ميون ولا ترهيكم الدنيا دنيا سيزي ألدت مصن فإن المرأة لو عمر ألف حول شايد كشي bin sene yaşasa dahi مَا كَانَ لَهُ بُدُّنْ مِنْ اَنْ يَس۪يرَ اِلَى مَسْرَيْ هَذَا الَّذِي تَرَوْنَ, şu gördüğünüz düşüşten, yani ölüm döşeğinden kaçışı olamayacaktır. Bin sene yaşasa. اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْمُوتِ عَلَى بَنِي آدَمْ, Allah-u Teala ölümü insan oğluna yaratmış, yazmış. فَهُمْ مَيُّتُونَ, onlar ölecekler. وَاَكَسُهُمْ, onların en akıllısı, insan oğlunun en akıllısı, en anlayışlısı. اَتْوَاهُمْ لِرَبِّهِ, Rabbine en çok itaat edendir.
ve amelhum liyom miadihi ve kıyamet günü için en çok çalışandır. Demek ki akıllı insan budur. Yani çok para kazanan veyahut da dünya işlerini iyi bilen değil. Onlara belki zeki denir ama akıllı denmez. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı ve rahmeti sizin üzerinize olsun. Bu şekilde vasiyet vereyim. Sonra iltifat ile Muaz bin Cebel. Sonra Hazreti Muaz'ın aklına döndü. Ve kâle ya Muaz, dedi ki ey Muaz, salli bin nes, insanlara namazı kıldır. Sonra mâle bise enfâdet ruha tâira, fazla zaman geçmedi, güzel ruhu efendim Allah'a gitti. Fakâme Muaz, Hazreti Muaz radıyallahu anh kalktı. Ve kâle, dedi ki ey yuhannes, ey insanlar, indeküm katfucu'tun bir raculin, böyle bir adamı kaybettiniz ki, vallahi ma alemu enni ra'aytu raculan abarra sadran ve la ab'ada gâileten ve la eşedde hubben lil âkibe ve la ansaha lil âmmeti minhu feterahhamu aleyhi yerhamkumullah. Dedi ki bundan daha iyi birisini görmedim. Ve la eşedde hubben lil âkibe ve la ansaha lil âmmeti, insanlara, Müslümanlara daha çok nasihat eden birisini görmedim. Ona rahmet edin. Allah da size merhamet etsin. El-Fatiha.